Baş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Bugün güzel haberler var. Aslında bu haberleri uzunca bir süredir gözümüz yolda bekliyorduk. Umuyorum ve diliyorum, arkası da gelecektir. En önemli haber Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Avrupa Parlamentosu bugün İran'ı görüştü ve İran Derin Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasını öneren raporu kabul etti. Gündemde İran vardı. İran'daki İdamlar, işkenceler, kaçırmalar, insan hakları ihlalleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Raporda Jina Mahsa Amini'nin katledilmesiyle başlayan İran'daki Xinjiang Azadi Kadın Hareketi'ne verilen desteğin de devam etmesi, yine İran'da Nobel Barış Ödülü alan Nevruz Muhammedi'nin salıverilmesi, İran'daki bütün siyasal tutsakların salıverilmesi konusunda bir çağrı yapılması ve bunun bir kampanya etrafında sürdürülmesi talebi de kabul edildi. Aynı şekilde İran'daki idamlardan, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan İran'ın dini lideri Hamenei, Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkililerinin de yeni yaptırımlara maruz kalmaları, onlar hakkında da yeni yaptırım kararları alınması da kabul edildi. Avrupa Parlamentosu İran'ı görüştü ve dedi ki İran Devrim Muhafızları Ordusu terör faaliyetleri yürütüyor. Çünkü Fransa'da da Belçika'da da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de geçmişte İran istihbarat görevlerinin bir takım terörist eylemleri olmuştu. Adam kaçırma, adam vurma gibi. Onlara da atıfta bulunarak İran'ın hem dünya genelinde hem Avrupa kıtasındaki faaliyetlerinden ötürü Derin Muhafızlar Ordusu sorumlu tutuluyor ve terör örgütleri listesine alınması çağrısı yapılıyordu. Bu kabul edildi. Şimdi gözler Avrupa'nın hukuki sürecine, Avrupa mahkemelerine çevrildi. Tabii ki kararın bağlayıcı bir yanı yok. Ancak bundan sonrası hukukun işi, adalet mekanizmasının, Avrupa Adalet Divanı'nın işi. Oraya doğru gider bu iş. Çünkü dediğim gibi zaten Avrupa'da açılmış ve sonuçlanmış davalar da vardı. Önemliydi, tarihi önemdeydi ve bu elbette İran'la yeni dönemde İran'la yaşanan İran'ın Batı sistemiyle, NATO ülkeleriyle, Amerika Birleşik Devletleri ile, İsrail ile yaşadığı sıkıntılardan da çok bağımsız değil. Önemli bir karardır, arkası gelecektir. Bu İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine alınmasına dönük Avrupa Parlamentosu kararı, Avrupa Birliği'nin İran'a dönük olarak yeni yaptırımlarını, yeni diplomatik ataklarını da tetikleyecektir. Zaten rapor gündeme geldiğinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı von der Leyen açıkça destek vermişti. Yine Almanya'nın Dışişleri Bakanı da İran'daki idamlardan ve kadın hareketine dönük baskılardan ötürü İran'a karşı bir takım yaptırımlar çağrısı yapmıştı. Şimdi dediğim gibi İran'a dönük olarak alınan bu karar, Avrupa Parlamentosu'ndan bugün çıkan karar tarihi önemde bir karardır. Avrupa Birliği'nin bunun gereklerini yerine getirip getirmeyeceğini de yakın zamanda takip edecek, göreceğiz ama öyle anlaşılıyor bu karar anlaşılıyor ki bu karardan sonra Avrupa'da mahkemelerden İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör faaliyetleriyle ilgili yeni kararlar çıkabilir ve Avrupa Birliği önümüzdeki dönemde terör listesini düzenlerken, yenilerken İran Devrim Muhafızları'nı da bunu ekleyebilir. Önemliydi, çok önemliydi. Zaten İranlılar bunu çoktan beri hak etmişlerdi ama işte çıkarlar filan Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu koşullar buna şimdiye kadar pek izin vermemişti ama yeni dönemde İran'a dönük bu küresel çaptaki kuşatmanın da sürdüğü, bu çatışmanın da sürdüğü Ortadoğu'da yeni dönemde öyle anlaşılıyor ki bu ve benzeri kararları daha sık başka yerlerde de görecek ve karşılayacağız. Dediğim gibi önemliydi. İkinci önemli haber Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Irak konulu bir toplantı vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son dönemlerde biliyorsunuz bu Amerikan karşıtı Şii milislerle Amerikan güçleri arasındaki misilleme karşılıklı misilleme saldırıları da tartışılıyordu. Amerikalılara dönük saldırılar çok artmıştı. Amerikalıların bir takım misillemeleri olmuştu ve konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kadar gitmişti. Konseyde bir toplantı yapıldı. Toplantıya Birleşmiş Milletler'in Irak özel temsilcisi de katıldı. Birleşmiş Milletler Irak özel temsilcisi, Şii milislerinin Irak'taki faaliyetlerinin, devlet sınırlarını aşan, otoriteyi tanımayan, hükümeti tanımayan faaliyetlerinin ciddi bir güvenlik riski ürettiğini söylüyor ve bunların önlenmesi konusunda bir takım girişimlerden söz ediyor.
Ancak Birleşmiş Milletler'in Irak özel temsilcisi ağırlıklı olarak Türkiye'nin ve İran'ın Güney Kürdistan'a ve Irak'a dönük saldırılarını da ele alıyor. Özellikle de işte Erbil'e, medya savunma alanlarına, Süleymaniye'ye, yani Güney Kürdistan'a Türkiye'den ve İran'dan kaynaklanan saldırılarının bölgedeki istikrarı ciddi bir biçimde tehdit altına aldığını, tehlikeye attığını söylüyor. Ve Birleşmiş Milletler'in Irak temsilcisi Türkiye'ye ve İran'a, Kürdistan'a dönük bu saldırılarının önlenmesi çağrısı yapılması gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de Türkiye'ye ve İran'a, Kürdistan'a dönük saldırılarını durdur çağrısı çıkıyor. Bu da önemli. Avrupa Parlamentosu'nun kararından sonra Birleşmiş Milletler'de Türkiye'ye ve İran'a saldırılarını durdur çağrısının da gelmiş olması önemlidir. Bir üçüncü iyi ve olumlu haber de bugün Kürdistan'dan geldi. Kürdistan Bölgesel Yönetiminin Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa açıkladı. Dedi ki Kürdistan'da peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusunda bir uzlaşma sağlandı. Yetkililerimizle uluslararası koalisyon güçleri arasında bir mutabakat metni de imzalandı. Peşmerge güçleri birleştirilecek. Bunun için bir takvim de hazırlandı. Ne zamana kadar birleştirilecek, bu birleşme ne zaman hayata geçecek, o takvime ilgili bilgi vermiyor ama biz bunu çok iyi biliyoruz. Amerikalılar daha önce 2025 sonuna kadar bu birleşme sağlanamazsa peşmergeye verecekleri yardımları keseceklerini bildirmişlerdi. Epey de bir baskı yapmışlardı. Onları geçmiş videolarda sizinle çok paylaştım. Geçenlerde yine uluslararası koalisyon temsilcileri, Amerikan generaller, İngiliz generaller ve peşmerge yetkilileri, komutanları, Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin temsilcileri oturdular. İki gün yine bir takım tartışmalar yürüttüler. Şimdi bugün açıklandı. Dedi ki bir uzlaşma sağlanmış. KDP ve YRK peşmergeleri, yani Kürdistan'daki bütün peşmerge güçleri bir çatı altında birleştirilecek. Buna ilişkin de bir süre belirlenmiş. Bu kadar süre içerisinde. Öyle zannediyorum. Geçenlerden Açıvan Barzani şey demişti. Bir an önce bu birleşme hayata geçsin demişti. Ama zaman alsa bile öyle zannediyorum bu yılın içerisinde biraz da koşulların, bölgedeki gelişmelerin de zorlamasıyla bu birleşmenin gerçekleşebilme ihtimali yüksek görünüyor. Ama artık böyle bir karar alınmış. Birleştirecekler. Bununla ilgili Amerikalılarla, uluslararası koalisyonla bir mutabakat da imzalanmışlar, altına imzalanmışlar. Her iki partide, her iki peşmerge güçlerinin yöneticileri de bu taahhütleri imzayla vermiş. Dolayısıyla bundan geri dönüş de çok mümkün görünmüyor. Kaldı ki dediğim gibi KDP ile YRK arasında işte Kerkük meselesinde başlayan yeni bir uzlaşma süreci de var. Şimdi bu süreç devam ediyor. Sıra peşmergenin birleşmesi meselesine geldi. Burada da bir mutabakatın olduğunu bugün Kürdistan Bölgesel, Neşirvan Barzani'nin yardımcısı, Kürdistan Bölgesel Başkanlığı'nın yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa açıkladı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Bir önemli gelişme de aslında Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgiliydi. O da çok tartışılıyordu. Reuters haber ajansı Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye gideceğini söylemişti. Buna dönük hazırlıklar yapılıyordu. Aslında Kremlin'den de, Moskova'dan da bu tür açıklamalar gelmişti. Hazırlıklar sürüyor. Putin Türkiye'yi ziyaret edecek deniyordu. Putin'in ziyareti de ertelendi. Ertelemeyle ilgili de aslında iki taraftan da herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Sadece ziyaretin gerçekleşmeyeceği söylendi. Hazırlıklar devam ediyor dedi. Putin'in sözcüsü Peskov konuştu yine. Ziyareti ile ilgili çalışmalar sürüyor dedi. Henüz hazırlıklar bitmedi dedi. Yani 12'sinde zaten bir ziyaret olmayacağını söylediler. Fakat ne zaman olacağı konusunda bir açıklama yok. Niye ertelendiği konusunda da bir açıklama yok. Bununla ilgili tartışmalar var tabii. Onlara bir baktım, araştırdım. Siyasal gözlemcilerin büyük çoğunluğu Putin'le Erdoğan arasında Türkiye'de yapılacak zirvede daha öncesindeki diplomatik görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamadığı için iki lider de eli boş dönmek istemiyor. Yani Putin'in bir takım talepleri var Türkiye'de, karşılanmıyor herhalde. Türkiye'nin Putin'den, Rusya'dan talepleri var, onlar karşılanmıyor. Deutsche Welle'ye konuşan bir siyasal gözlemci diyor ki, ortada bir somut anlaşma yok. Bir konu üzerinde anlaşamadılar. İkili ilişkilerde mesela işte doğalgaz meselesi var, tahıl koridoru meselesi var, Ukrayna meselesi var. Ukrayna'ya Türkiye savunma sanayisi yeni bir yatırım yapmak istiyor.
drone fabrikası, İHA SİHA fabrikası açmak istiyorlar Ukrayna'da. Bunun Putin'in tepsisini çektiğini söylüyorlar bazı siyasi gözlemciler. Aynı şekilde İSAÇ'ın üyeliğine, NATO üyeliğine onay verilmesi, S-400'ler, bu savunma sistemleri, S-400 füze meselesinin tartışmaya açılması, Amerika ile bir anlaşma olursa bu füzelerden vazgeçileceğinin işaretlerinin verilmesi Moskova'yı rahatsız ettiği söyleniyor. Türkiye'nin de bütün bunlardan karşılığı Rojava'ydı. Rojava'da bir operasyon istiyordu herhalde. Putin bu süreçte buna onay vermedi. Putin'i araman olur mu olmaz mı, onlar ayrı tartışma konusu. Ancak benim araştırdığım kadarıyla ortaya çıkan sonuç şu: iki lider arasında, iki ülke arasında daha doğrusu, somut bir konuda uzlaşma sağlanamadı. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin Amerika ile olan yeni ilişkileri, yeni dönemdeki bu iyileşmeye dönük adımları Putin tarafından da mesafeli karşılanıyor. Türkiye zaten bir takım adımlar da atmıştı Rusya'ya dönük yaptırımlar konusunda. Amerika'nın baskısıyla işte Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmıştı. Bazı sınırlamalar getirilmişti. Şimdi üstüne üstlük Türkiye'nin yine NATO'nun talebiyle Ukrayna'da bir İHA SİHA fabrikası açacağı söyleniyor. Bütün bunlar tabii ki Rusya ile ilişkileri geriyor, ama daha önce de söylediğim gibi Türkiye bu tür adımları atsa bile esas olarak Putin'i karşısına alacak, onunla hasmane bir ilişki, eskiden olduğu gibi gergin hasmane bir ilişkiye yol açacak bir tutum benimsemez. Mutlaka ona da bir takım yatıştırıcı tavizler verecektir. Fakat işte Putin'in talepleri ne? Rusya bu konuda neler istiyor? Rusya bu ziyareti niye ertelendi? Dediğim gibi onun da çok ayrıntısına vakıf değiliz. Amerika'dan bir önemli haber daha var. Bugün Amerikan Yüksek Mahkemesi Trump'ın başkan adayı olup olmayacağına karar verecek. Colorado Eyalet Mahkemesi bir karar almıştı. Trump ön seçime katılamaz demişti. Çünkü Kongre baskınında, 2021 yılındaki Kongre baskınında rolü var. Bu isyan anlamına geliyor. Amerikan devletine isyan eden birinin de yasalarımız gereği aday olması mümkün değil demişti. Trump da buna itiraz etmişti. Kongre baskınıyla ilgili, Kongre'ye dönük tepkilerle ilgili eylemlerin isyan olarak sayılmayacağını söylemişti. Yüksek Mahkemeye Trump'ın avukatları bu anlamda itirazlarda bulunmuşlardı. Birkaç eyalet de bu Colorado Mahkemesi'nin almış olduğu kararı destekler, kararlar almıştı. Seçim de yaklaşıyor. Trump da Cumhuriyetçilerin adayı olarak önemli bir oy aldı. Ön seçimlerde çok başarılı çıktı. Şimdi önünde hiçbir engel kalmadı mahkeme dışında. Bu yüzden de Yüksek Mahkeme kararını öne aldı. Normalde daha geç bir duruşma olacaktı kararla ilgili. Fakat şimdi bugüne almışlar. Karar bugün çıkacak. Eğer Yüksek Mahkeme Trump aday olabilir derse zaten Biden'la yarışacak. Aday olamayacak derse Amerika'da yeni bir kriz, yeni bir iç çatışma, yeni sorunlar, sıkıntılar ortaya çıkacak. Benim naçizane beklentim, öngörüm, mahkemenin Trump'ın adaylığını engellemeyeceği şeklinde Trump aday olabilir diyecek ve Trump'la Biden bu seçimde yarışacaklar. Ama dediğim gibi Amerika süreçler bu kesin şöyle olacak demek çok kolay değil. Ama Amerika bu dönemde Putin'in de pardon Trump'ın da çok yüksek bir oy şeyi var, potansiyeli var. Anketlerde de açık ara önde görünüyor. En az Biden'la arasında 6 puan fark var. Zaten Trump da şey diyor, yani siyaset, halkın iradesi, mahkeme kararlarıyla engellenmemeli, engellenemez diyor. Böyle gerekçeler de öne sürüyor. Amerika açısından da zor bir karar olacak. Yüksek mahkeme kararlarının bir çoğunun da cumhuriyetçi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani benim de tahminim Trump'ın talebinin kabul edileceği ve Trump'ın Biden'la seçim yarışına gireceği şeklinde. Ama bugün açıklanacak öyle zannedersem. Birkaç saat sonra mahkeme bu konuda bir karar vermiş olacak. Günden böyle İran meselesi çok önemli. Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan bu karar dediğim gibi tarihi önemde bir karar. Şimdi gözlerimizi mahkemelere çevireceğiz ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine alınıp alınmayacağı konusunu Brüksel'den takip edeceğiz. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Size iyi bir akşam diliyorum.